sırada Kırıkkale Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Arapça tercümanlık bölümünde. Orada öğretim görevliliği yapıyorum. 2014 Eylül ayından bu yana. Gazi Üniversitesi Arap Şöyle Efendi mezunuyuz. 2008 yılında mezun olduk. İnşallah Efendimizin hadisleri üzerinden böyle bir ders planlayalım dedik. Hem hadisleri okuyalım, hem biraz sarf nahiv taklidi yapalım. Sonra hadislerde geçen sözcüklerle ilgili de kurulmuş cümlelerin çevirilerini falan yapalım istiyorum. Böyle bir ders ihdas ettik. Sağ olsun Edures'e de uygun gördü. Bu ders üzerinden bu dönem yürümeyi planlıyoruz. Bu tanıtım dersi tabii ki. Arkadaşlar takip ederler. Eğer istifade edebileceklerini düşünürlerse önümüzdeki derslerde yeniden buluşuruz diye ümit ediyorum. Ben olmazsa dosyalarımızı göstererek başlayabilirim. Ya da soru varsa önce soru alabilirim. Var mı soru? Dersin insicamını sonra bozmayalım. Sorunuz varsa şimdiden alabilirim. Katılan arkadaşların merak ettiği bir şey varsa cevaplayabilirim. Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Evet, buyurun sorabilirsiniz. Hocam sarf ve nahiv derslerimiz hangi kitaplar üzerinden devam edecek? Yani zaten benim bu kendi kitabım bu. Ben tanıtacağım kitabı. O kitap üzerinden vereceğim dersi. Kitapla ilgili de zaten işlediğim yerleri yansıtacağım. Arzu eden arkadaşlar edinirler kitabı. İstemeyenler hani edinmeyebilir. Nasıl istiyorlarsa. Ama ben hani işleyeceğim yerleri zaten burada sizlere şey üzerinden göstereceğim. Bir kitap zaten bu. Efendimiz'den 101 hadiste Kur'an dili Arapça diye. Bu kitap üzerinden gideceğiz Tenzili Hanım, tamam mı? Zaten kitabı birazdan göstereceğim ben. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Rica ediyorum, estağfurullah. Galiba. Tamam. Peki. Evet, bu Efendimiz'den 101 hadisi seçtiğimiz, hadislerin içerisine geçen kelimelerin sarf tahlilini yaptığımız ve hadislerin içerisine geçen kelimelerle ilgili de örnek cümleler kurup çevirilerini paylaştığımız bir kitap. İnşallah bu kitabı işleme niyetim var. Benim için de ben normalde metin okuma dersleri veriyorum Edures'e. İleri orta, başlangıç, orta ve ileri seviye metin okuma. Ama bu dönem değişiklik olsun isterim. Hem bana da katkı sağlasın, hem belki takip edecek arkadaşlara da katkı sağlaması amacıyla böyle bir kitabımız var. Kitabımızın ben Twitter'da çekilişini de yapıyorum şu anda. Üç arkadaşa imzalı hediye edeceğim. Twitter hesaplarınız varsa Enbali diye takip edip çekilişe de katılabilirsiniz. Veya yok hocam ben kitabı edinmek isterim diyorsanız da kendi imkanlarınızla edinebilirsiniz. Ama ben zorunlu tutmayacağım. Çok etik görmüyorum. Sadece dersimde bu kitaptan yararlanacağımı ifade edebilirim. Ama benim elimde kitap bulunsun diyorsanız kitabı alabilirsiniz. İnternette, kitap yurdunda ve benzer yerlerde arkadaşlar kitap mevcut. Şöyle şey yapalım. Açtık. Ben hemen kitabın içeriğinden kısaca şuradan bahsedip göstereyim. Kitabın ana içeriği şu şekilde. Şuradan gösterelim. Burada. Evet, kitap bu şekilde arkadaşlar. Bakın bir tane hadis var. Gördüğünüz gibi hadisin Türkçesi var. Sonra kelime tahlillerine geçiliyor. Kelimelerin anlamları var. Babı, kökü, türü, aksamı, sebebiyle ilgili. Hadiste geçen kelime varsa kelimelerin çoğulları var. Girdiği kalıp var. Veya birleşik ifade varsa deyim gibi, terkip gibi, eş dizim gibi bunlar var. Daha sonra da bu hadislerin tercümeleri var. Tabii tercümelerini ben buraya yansıtmayacağım. Çünkü tercümelerini birlikte yapacağız derste. Sizlere de ben katmak istiyorum. Bu tercümeleri yaparken de ben sizlere dil bilgisi noktasında bazı bilgiler vereceğim. Hem çeviri yapacağız, hem kelime hazinesi geliştireceğiz inşallah, hem de bu cümlelerde nasıl bir dil bilgisi yapıları var, bunları görmüş olacağız. Dersimiz bu şekilde ilerleyecek. Bunu da ifade etmiş olalım. Sayımız yüksek olursa daha önceki gruplarda bir Telegram grubu kurduk. Orada bir Telegram grubu kurulabilir. Oradan da gerekli
haberleri, sizlere duyuruları yaparız. Evet. Bu gramer özetiyle gidelim olmazsa. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Tabii orta seviye denmiş. Orta seviyeye biraz uygun. O cümleler itibariyle, hadislerin yapısı itibariyle, söz dizimi, örgüsü itibariyle orta seviye uygun. Yani eğer temel seviyede Arapçaya başlayan arkadaşlar varsa biraz bu dersin onlara ağır gelebileceğini şimdiden ifade edeyim. Bazen o örnek üniversitelerinde şiir çevirileri olacak. Bazen kadim İslam ulemasına ait özgüler falan olacak. Belki o yapıları anlayamayabilirler. Ben orta seviyeye yönelik biraz daha bilgiler verme gayretindeyim. Onun için yani yeni başlayan, Elif Bağ'dan başlayan arkadaşlar varsa o dersin, bu dersin arkadaşlar için biraz zor, yorucu olabilir. Onu şimdiden ifade etmiş olayım. Evet. Bir mesajımız var galiba. Sülasi mücerret fiilin altı babını gösterir tablo ve örnekler. Bu hadislerde geçen fiillerin, sülasi mücerret fiilin altı babına girdiğini göstermemizle alakalı bir durum. Ama tabii bu altı babı bizim bilmemiz gerekiyor. Nedir bu? Feale yef'ulu, feale yef'ilu, feale yef'alu, fe'ile yef'alu, fe'ule yef'ulu, fe'ile yef'ilu şeklinde. Bakın şurada görüyorsunuz. Altı bab var. Bunlar Arapçada mazi fiiller. Bu altı bab üzerine geliyor. En çok kullanılan da akademik kitaplarda yazar. En çok kullanılan, en %65-70'ine yakını ilk dört babdan gelir. Zaten beşinci bab lazımdır. Altıncı babda ise bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar fiil. Yani en çok birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü babda fiillerin geldiğini ifade edelim. Birinci babı örnek verecek olursak ketebe yektubu örneğinde. Ketebe yektubu. Feale yef'ulu. Bakın buradaki fonetik benzeşmelere dikkat edelim. Feale yef'ulu. Ketebe yektubu. İkinci bab feale yef'ilu. Darabe yadribu örneğinde olduğu gibi. Üçüncü bab feale yef'alu. Feteha yef'dahu. Dördüncü bab feale yef'alu. Alime ya'lemu örneklerinde olduğu gibi. Beşinci babda feale yef'ulu ve altıncı bab feale yef'ilu şeklinde devam ediyor. Dediğim gibi ilk dört bab. Bakın fiiller örnekleri var. Ketebe yektubu, karece yahrucu, dehale yedukulu, talebe yatlubu, nazara yanzuru, haleka yahluku, ekele yekulu. Onları verilebilecek örnekler. Yani feale yefulu kalıbına gelen fiiller. Zaten bunlar epey fazla, en çok babın olduğunu ifade etmiş olalım. İkinci bab darabe yadribu nezele yenzilu celese yeclisu raci'a yerci'u gasele yansilu hamele yahmilu ve arefe yarifu şeklinde. Bu bilgileri başta vermemin sebebi şu, kitabımızda böyle bir özet var. Hadislerdeki saf tahlilini nasıl yapacağımızı görmek açısından veriyorum arkadaşlar bunu, tamam mı? Zaten birazdan hadis metnimiz, Efendimizin hadis metnini okuduğumuzda o sarf tahlilini buradan hareketle yapacağımızı göstermek için bu özeti paylaşıyorum sizlerle. Üçüncü baba geldiğimizde feale yef'alu, fetale yef'alu, zehebe yedhebu, karaya yatra'u, se'ele yes'elu, behaseye bahatu, cema'a yecma'u, neceha yencehu şeklinde. Zaten Türkçeleri var. Dördüncü bab en çok kullanılan, yani en çok kullanılan ilk dört babın son babı. Fe'ile yef'alu, alime ya'lemu. Bunda bakın mazide bir değişik var, dikkat ederseniz. Semi'a yesma'u, şeribe yeşrabu, le'ibe yel'abu, fehimme yefhemu, rakibe yerkebu, feriha yefrahu şeklinde. Beşinci bab zaten lazım. Hocam lazım ne demek peki? Beşinci babdan gelen fiiller geçişsizdirler. Yani nesne almazlar. Mesela işte ne? Hasune vecuhu, yüzü güzel oldu. Gibi. Garubel meken, mekan yaklaştı gibi. Be'udet es-suk mesela, çarşı uzak oldu gibi. Mesela kem teb'udu es-suku şa'bi minel beyt veya anil beyt. Halk pazarı evden ne kadar uzak gibi mesela. Kemte bu odu es-suku şa'biyyu anil beyti gibi mesela.
Kebura mesela büyüdü. Kebura Ahmet fi beytin mutavadi. Ahmet mütevazi bir evde büyüdü, yetişti. Yani bu bab nesne almaz kendisini. Onun için bu baba lazım diyoruz. Diğer 6. babda çok az kullanılan bab olduğunu zaten ifade etmiştim. Evet, diğer fiillerle ilgili önemli sebebimiz bizim aksam-ı seba. Aksam-ı seba biliyorsunuz fiillerde 7 kısım. Fiiller sahih ve muhtel fiiller olarak ikiye ayrılıyor. Sahih fiiller grubuna girenler salim, mehmuz, zaf. Muhtel fiiller ise misal, ecref, nakıs ve lefif şeklinde. Bunların tanımları var. Hemen salim fiilden başlayabiliriz. Mesela rakiba, gata, akaraca gibi fiiller, yani içerisinde herhangi bir ille tarifi bulunmayan, şeddetli ve hemze bulunmayan fiilleri biz salim fiil diyoruz. Mehmuz fiil ise içerisinde hemze bulunan fiile denir. Hemze başta da ortada olabilir, ortada da olabilir, sonda da olabilir. Buna biz mehmuz fiil diyoruz. Arap aksam-ı seba diye anlatılır bu konu veya fiillerde yedi kısım çok önemli bir konudur. Arapçanın belki de en baba konularından biridir. Hazırlık sınıflarında falan üzerinde çok durulur. Çekimleri ve benzeri itibariyle. Aksam-ı seba'yı iyi öğrenemezsek Arapçaya adım atamamışız demektir. Önümüze gelen bir metni okuyamayız. Aksam-ı seba'ya vakıf olamazsa. Mudaf fiile baktığımızda değerli arkadaşlar. Mudaf fiilde şeddili fiil yani medede, medde, zanene, zanne, ferara, ferara. Biliyorsunuz şedde bir harfi iki kez yazmaktan bizi kurtaran okumada diğer unsurlar dediğimiz harekeleri öğretirken gördüğümüz şedde yapıyor. Harfi iki kere yazmaktan bizi kurtarıyor ve harfi bize iki kez okutuyor. Şeddenin böyle bir özelliği var. Mu'tel fiillere bakalım. Mu'tel fiiller yani içerisinde ille tarifi bulunan fiiller. Bunlar arkadaşlar misal fiille başlıyorlar. Misal fiille başlıyorlar. İlk harfi illet harflerinden vav ya da ye olan fiillerdir. Bu ilk harf vav ise misalul vavi, ya ise misalul ya'i adı verilir bunlara. Genelde vavlı daha çoktur. Onu ifade edelim. Ya'lı biraz daha az. Vecede, vakafe gibi, ve'ade gibi, vada'a gibi. Bunlar mesela vada'a 3. babtandır. İşte vecede yecidu ikinci babtandır. Her zaman altıncı babtan olacak diye bir şey yok. Ama verise yerisu dersek o altıncı babtandır. Mesela verise yerisu dersek. Burada o fe'ile yef'iluya uyduracağız. Bak. Vada'a yada'u dediğimizde aslında o vada'a yavda'u. Yani fe'ale yef'alu. Neye benziyor? Üçüncü baba. Vecede yecidu dediğimizde vecede yevcidu aslında o. Yani celese yecidisu'ya benziyor. İkinci babta. Verise yerisu dersem, verise yevrisu demek o. O da fe'ile yef'ilü yani 6. babta. Dolayısıyla bunun yani muzarisini bilmemiz çok önemli ki ne yapacağız böylece? Hangi babta olduğunun çıkarımını yapabilirim. Misal fiilde bu şekilde. Genelde vavlılar daha yaygın olarak karşımıza gelecek. Ecvef fiile bakarsak, değerli arkadaşlar ecvef fiil orta harfli illetli olan fiildir. Bu da birinci babtan, ikinci babtan ve üçüncü babtan gelebilir. Birinci babı örnek gale yegulu ketebe yektubu'ya benziyor. Bak, gavele yakbuludur aslında o. Gavele yakbulu yani gale yegulu emri de bul diye geliyor bu. Zaten hadisleri okurken bunların emirlerine ve benzeri gireceğiz. Be'a yebi'u ise ikinci babtandır. Yani fe'ale yefbilu. Celese yeclisu'ya benzer o. Be'a yebi'udur aslında onu. Fe'ayebi'u. Peki hafe'ye hafe hocam o da üçüncü babdan yani fe'aleyef alu babından. O da havefe yahvefu. Onun zaten maslarında ortaya çıkar. Üçüncü babın önemli bir özelliği mazi ve muzaride bize kendisini göstermemesi ancak maslarda ortaya çıkması kök harfinin. İlk iki babda birinci ve ikinci babda kök harfler kök harflerini muzaride görebiliyoruz. Yegul derken vav olduğunu görüyoruz. Yebi'u derken ye olduğunu görüyoruz. Ama hafe'ye hafı da göremiyoruz. Dolayısıyla bunun için maslarını da bilmemiz gerekiyor. Hafe'ye hafının masları da hafu. Neme ye nemu. Hafe'ye hafu şeklinde. Neme ye nemu. Bu da üçüncü babta. Nakıs fiile geldiğimizde son harfi illetli
Eğer Y ile bitiyorsa Vavi, Vav ile bitiyorsa da pardon, Y ile bitiyorsa Yai, Vav ile bitiyorsa da Vavi şeklinde Gada ve Da örnekleri verilmiş. Beke verilebilir. Cera verilebilir. Vaviye verilebilir. Şeker verilebilir. Şeker. Tela verilebilir. Tela yedbu, şeker yeşku, Da yedbu, Gada yakdi, Beke yedki. Değil mi? Kada yakdi ve kada rabbuka ella ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer zaten. Aksam sevaleyi bilirler. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Değil mi? Deayet onun emri. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan derken bak de'a geçti burada. Değil mi? Yine mesela hadislerde geçebilir. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ لَدَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Bekâ geçti bakın burada da. Benim bildiğim bilseydiniz. Ağzı güler çok ağlardınız diyor ya Efendimiz. Zaten bu örnekleri bolca derslerde vereceğiz. اَوَا يَعْوِي barınmak demek bir yere sığır. اِذْ اَوَا الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ diye Kur'an'da da geçer. Yani gençler bir yere sığınmışlardı. اَوَا يَعْوِي Eva yevi. Va orada harf olduğu için, yani illet harf olmadığı için G'den kaynaklı. Ona biz nakız diyoruz. Benzil adı. Tamam. Zaten çok azdır o tip. Belki bir tane öyle örnek vardır. Yani. Evet. Lefi fiile bakalım değerli arkadaşlar. İçinde iki tane illet harf bulunan fiillere denir. Bu illet harflerinden biri başta, diğeri sonda ise lefi mefruk. Ayrık lefif. Biri ortada, diğeri sonda ise buna da lefif maklum, bitişik lefif diyoruz. Vaka, ayrık lefif, tava, bitişik lefif. Vaka, tava bunlar. Vaka koruk demek. Vakina azabenden diyoruz ya. Bu, bir de bu lefifi mefrukun emri ilginç gelir Arapçada. Arapçanın özelliklerinden bahsederken söyleriz. Harf olarak gelir. Gı. Gı koru demek. Gına bizi koru. Tek bir harf emir anlamına geliyor yani. Tavayda biliyorsunuz dürmek demek. Yevme natvis semâe ketayyis sicillilil kutub kemâ bede'nâ evvela halkin nu'idu va'den aleyna inna kunna fa'in diye ayet var Kur'an'da. Çok hoşuma gider. Biz o gün kitabı dürer gibi düreceğiz diyor Allah. Tavaya dürmek. Tavaya el-battaniye dersek battaniyeyi dürdü. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْفِيَّاتٌ بِيَمِينِ Matfiyyat. Burada da bakın isim mef'ul kullanılmış. Matfi, dürülü, dürülmüş demek yani. Evet, sahih fiillerle ilgili tablomuz da bu şekilde. Sahih fiillerle ilgili tablomuz da bu şekilde. Mezit fiillere geçelim. Arkadaşlar mezit fiillerde biliyorsunuz artırılmış fiil demek. Yani bir harfle, iki harfle veya üç harfle artırılır. Bir harfle artırılır da rubai diyoruz. Rubai de kendi içerisinde üçer diyor. İfal babı, tefil babı ve mufaile babı. Bunların tabii anlam özellikleri de var. Genelde bizim üniversitelerimizde yapılan hatalardan biri Arapça öğretirken, üniversite ilahiyatta da dahil bu Arapça bölümleriyle ilgili. Babları da verip geçiyorlar ama bunların anlam özelliklerine pek dikkat çekilmiyor. Bunlara dikkat çekmemiz gerekir. Bizler derslerimizde inşallah gücümüz, bilgimiz, yettiğimiz sizlere bu noktaları anlatmaya çalışacağız. İfal babının bir özelliği geçişsiz fiili geçişli hale getirmesidir. Ekreme, kerumeden, kerume cömert oldu. Ekreme ise ikram etti. Mesela ekrem tut ayfe. Misafire ikram ettim. Tabii mezit fiillerin sülasi mücerret fiillerden ayrılan bir farkı var mastarlar noktasında. Mezit fiilleri mastarları kurallıdır. Mezit fiilleri mastarları kurallıdır. Ama sülasi mücerret fiilleri mastarları sülasi mücerret fiilleri mastarları semaidir. Yani ezberlemek gerekir. İşte vasale yasilu vusul. Darabe yadribu darbun. Zehebe yezehebu zehabun. Yani bir kurala tabi değildir. Kalıpları vardır ama bir kurala tabi değildir. Dolayısıyla onları ne yapmak gerekir? Ezberlemek gerekir. Semaidir. Ama rubai mezitler kıyasidir. Kurala tabidir. Efale yufilu. İfale ekreme yukrime. İkram akrece yufilu ikraç.
çıkardı. O da harece fiilinin ifal babına alınmış. Yani tefail babına baktığımızda bu babda kendi içerisinde bir harf artırılarak, yani ayın şeddelenerek, bu babın özelliği yine geçişli, geçişli hale getirmesidir veya eylemin şiddetini artırmasıdır. Eylemin şiddetini artırmasıdır. Mesela alleme öğretti demek. Kayrukum men teallemel men teallemel Kur'ane ve allemehu hadisinde olduğu gibi. Yani sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve onu öğretendir. Alleme. Mezzaga, mezzaga yırttı demek bak. Zaten geçişli bir fiil. Ama mezzaga dersek paramparça. Parçaladı. Gata'a gibi. Gata'a kesti. Gatta'a doğradı. Gatta'a doğradı. Gatele öldürdü. Gattele kıyım yaptı. Kesara çoğalttı. Kesara çok çok çoğalttı. Gibi. Yine ifal babının da böyle anlamları vardır yani. İfal babının da böyle fiilin anlamına etki eden anlamları olabilir. Mufaali babına baktığımızda bu babda işteşlik bildirir. Yani karşılıklı yapmayı ifade eder. İşte gatele dediğimizde savaştı, kertebe dediğimizde yazıştı. Mufaile babının bir özelliği bazı fiiller için mastarlar fiil mastarıyla da gelebilir. Bazı fiillerde mastarlar. Mesela örnek hocam cahede, yücahidu, mücahedetun cihadun. İki mastar. Gatele, yukatilu, mukateletun, gitalun. İkinci mastar. Cahedele, yücahidu, mücahedetun, cidalun. İkinci mastar. Nakaşa, yunakışu, münakaşetun, nikaşun. İkinci mastar. Gabele, yukabülü, mukabeletün ama onun gıbalün diye ikinci masları yok. Neden hocam? İşte bunun nedenini Enes Hoca da bilmiyor. Bunun nedeni 450 milyon olarak öyle kullanıyor. Bazen ben öğrencilerime de eserimde esprili bir dille söylerim. Dil öğrenmek matematik gibi değildir. Bazen çok neden diye sormayacağız. Go, went, gone. Niye go'nun ikinci hali went? Benim İngilizcem de fena değildir. Yani B düzeyinde YDS'nin okuma. Hiçbir zaman went diye sorgulamadım ben onu. O öyle, İngiliz onu öyle mi kullanıyor? Went diye ikinci anne. Üçüncü anne gun diye mi kullanıyor? Ben onu öyle öğrendim. Yetti. Tamam. Yani bazı fiillerin fiil diye masları var. Bazı fiillerin ki yok. Arap nasıl kullanıyorsa biz onu öyle öğreneceğiz. Yani dilde iki kere iki dört eder diye bir mantık yok. Zaten dil sosyal bilim. Yani mantık fazla aramayacağız. Niye kuralsız çoğullar var mesela Arapçada? Mantı var mı? Taam f ile kalıbına giriyor da baab niye f aynı kalıbına giriyor? Hiçbir mantı yok. Bir kullanımla alakalı. Arap öyle kullanmış. Arap öyle kullandıysa biz onu ne yapacağız? Öyle öğreneceğiz. 450 milyon Arap'ı tek tek durdurup ben beğenmedim f ile kalıbını. Hadi diğerini değiştirelim deme gibi bir şansımız da yok. O zaman ne yapacağız? Dili konuşanlar nasıl kullanıyorsa biz de öyle öğrenciler arkadaşlar. Evet, humasi mezitlere geldiğimizde iki harfle artırılmış. En önemli bablarından biri infial babı. İnfial babının şöyle bir özelliği daha var. Edilgenlik bildirir. Dönüşlülük bildirir. İnfial babı. Yani bu bab kendisiyle birlikte nesne almaz. Nesne almadığı için isim mefulü de kullanılmaz. Bu babın, bu bab dönüşlülük, bu bab edilgenlik bildirdiği için içerisinde kendisinden sonra nesne almaz. Dolayısıyla ismi fulu kullanılmaz. İnkata'a kesildi demek. İnkata'a teyyâru kehrubâiyyûs. Elektrik kesildi. İnkalebe devrildi. İnkalebeti şahinatu kamyon devrildi. İnkalebeti seyyâratu araba devrildi gibi. Diğer bab iftial babı. Bu da çok kullanılan bablardan bir tanesi. Her türlü anlamda kullanılabilir. Bir de tabii burada ne kadar işin uzmanı anlatsa da bize hep Gazi'deki hocalarımızın bir öğretisidir. Mezit baba girmiş bir fiilin en doğru anlamını ancak sözlük yoluyla öğrenebiliriz. Tekrar ediyorum. Mezit baba girmiş bir fiilin en doğru anlamını ancak sözlük yoluyla öğrenebiliriz. Bunu ifade etmiş olalım. İştereke, ihtarem örnekleri gözüküyor. Gördüğünüz gibi yine tefaül babı. Bu babda bu bab içerisinde bir zorlanma, bir gayret, bir istek bildirir. Bu bab içerisinde bir zorlanma, bir gayret, bir istek
Onun için mesela galiba sahabilerden bir zaten söylüyorum. Çok hoşuma gider. Biraz Arapça olmuyor böyle kadim kitapları okuma imkanı da oluyor. İnnemel ilmu bit taallum der. Yani ilim taallumla elde edilir. Yani taallum içinde gayret olacak. İçerisinde istek olacak. İçerisinde kendini zorlama olacak. İçerisinde göz nuru olacak. Tefekkür mesela aynı kaptan. Düşünmek deyip geçiyoruz biz. Tefekkür etmek düşünmek değil. Tefekkür etmek derinden düşün. Kendini vere vere düşün. Ve yetefekkerûne fî halgis semâvâti vel ardî. Düşünmek deyip geçiyoruz. Ama bir anlam şeyi var onun, derinliği var yani. Tamam, bu tefaül babının böyle bir özelliği var. Yine tefaül babı işteşlik bildirebilir veya bu babın böyle mahsusçuktan yapma anlamı var. Tecahele görmezden geldi. Tebeke ağlıyor numarası yaptı gibi. Tebeke mesela ağlıyor numarası yaptı gibi. Böyle temara da aslı numarası yaptı gibi. Tekatele savaştı gibi. Bu babın böyle özellikleri var. Ve son olarak İf'ilal babı çok kullanılmasa da renk ve topa özürlülük, sakatlılık durumları için kullanılan bir bab bu da. İhmarra kızardı, ihtarra yeşerdi, isfarra salardı, ibyatta beyazladı, isvedde vucuhuhum, yevme yesveddu vucuhuhum diye Kur'an'da da geçer bu tip şeyler. Yüzleri ağrır, yüzleri yine Yakup Peygamber'in saçı ağrır derken geçer. Araca topal oldu. Araç topal diyorsun. Araca topal oldu şeklinde. Ve son babımızda üç harfli harfler. Arapçada en çok. Tabii bundan başka bablar var ama genelde öğretilen bablar bu ilk dokuz babtır. Klasik usulde belki biraz daha farklı şeyler öğretilebilir. Onlar klasik kitaplardan bakılabilir veya daha derinlemesine. Ama hani bir metin okurken en fazla karşılaşabileceğimiz bablar, fiiller bu bablarda geldiği için genelde biz de üniversitelerde bu ilk dokuz babı gösteriyoruz. İstikbal babı. Bu babda içerisinde bir istek, bir arzu barındırır. Mesela istiğfara dediğimizde aslında Allah'tan bağışlanma dilemek. İstiğfara. Hani istirham ediyoruz diyor ya, istirham etmek karşıdaki kişiden bana merhamet etmesi. İstemek yani istirham. İstiğfara mesela soru sor. Aslında istiğfara şu bakın. Karşıdan beni aydınlatmasını istemek. Yani soru sormak diye ifade edilmiş. Yine çoğul kalıplarımız bu hadisleri okurken kelimelerin çoğulları ile ilgili efal kalıbı, velet, evlat, uğul kalıbı, galbun, gulubun. Arapçada biliyorsunuz kuralsız çoğullar kelimenin yapısının şekil değiştirerek oluşturur çoğullar. Ve bizim kadim ulemamız bu kuralsız çoğullar öğrenilebilsin diye bunları böyle kalıplara aktarmışlar. Hangi kalıplardan, vezinlerden geldiğini bizlere sağ olsunlar aktarmışlar. Dolayısıyla üç kuralsız çoğullar öğretirken bunlardan yararlanıyoruz. Ses benzeşmeleri var bunda fonetik. Mesela fuul kalıbı bakın dayfun, duyufun, seyfun, suyufun, galbun, gulubun, kasrun, gusurun, şeyhun, şuyuhun, dersun, durusun gibi ses benzeşmesi ile alakalı kalıp tamam mı? Efal kalıbı yine efile kalıbı, taam etkime, fual kalıbı, talip kullab, amil umma, biraz meslekle alakalı kalıp. Fial kalıbı, racul rical, cebel cibal, ve izel cibal suyirat, minel mu'minine ricalun, sadaku ma ahadullahi aleyh, ve minhum men gada nahbe, ve minhum men yatezir, ve ma beddelu tebdila diye. Yine Kur'an'da çok hadislerde çok geçecek, göreceğiz. Yani Arapça öğrenenlere tavsiyem şu bir şey okurken zihin arka planda şunu bir düşünsün yani. Acaba okudum kuralsız çoğul. Okudum kelimenin işte muzarisi ne fiil varsa böyle bir düşünelim. Arapçanın böyle bir harekete geçirici özelliği olması lazım. Evet devam ediyorum. Medine Mudun Rasul, Rusul, Tarik, Turuk, Kitap, Kutup şeklinde. Kitap, Kutup şeklinde. Mefail kalıbı, Fuala kalıbı. Bunlar da mescit, mesacit, fakir, fukara, medrese, medaris, sefir, sufera şeklinde diğer kalıplar. Bu zaten mefail kalıbı isim mekanlardan
Yani ismi mekan olarak gelen kelimelerin çoğulları bu kalıpta gelir. Matbah, matabih, mescit, mesacit, mistara, masati. Bazen alet isimlerinin de yine çoğulları bu kalıptan gelebilir. Hocam başka kalıp var mı? Çoğul kalıp tabii ki var. Ama biz en çok kullanılanları burada aldık. Başka kalıplarda mefa'il şeklinde, mefakiyeh gibi kalıplarda var. Detaylı gramer kitabında bunlar da mevcut. Ef'ila kalıbı bakın. Ganiyun, erniye. Fual kalıbı, cümletün cümel, urfetün uğraf. Fi'lan kalıbı, nar, niran, car, ciran, tut, haytan. Fealil kalıbı, tecrübe, tecarip, defter, defetiş. Fa'la kalıbı, gatil, gatle, marid, marda. Ve fealetin kalıbı, bu da gene. Bu zaten Türkçemizde darul aceze, darut talebe, hademe gibi, hademe, amele gibi kullanmışız. Kullanılabilen bir kalıp. Evet, burada da kısa bir özgeçmişimiz var. Hasan Hüseyin Enes Balı hocaların özgeçmişleri burada mevcut. Hemen kitap tabii zor tutmuyorum ama eğer alırsanız da sizler için bir kaynak teşkil eder. Yani bu tip kaynaklar bulmak zor. Genelde tekrar mahiyetinde oluyor kaynaklar. Ama bu tip özgün çalışmalar daha bakmakta kütüphanemizde bulunmakta fayda var. Evet, gelelim birinci hadisimize. Okuyacağım ben bunu. Daha sonra da kelime tahlillerini vereceğim. Buraya kadar bir sorusu olan var mı? Buraya kadar sorusu olan. Merak ettiği bir şey olan. Tenzila Hanım, Bintun, Benatun'un kırık çoğul mu, kırası çoğul mu olduğunu takılmış aklıma. Benim de aklıma takılıyor. Onu ben de bilemedim. Tenzila Hanım. Bazen ilim bilmiyorum demekmiş. Bakalım inşallah öğrenelim. Öğrenince sizlerle de paylaşalım ama tahminim kırası çoğul olduğu yönünde. Evet. Sorumuz var mı başka? Sesli veya mesaj yoluyla. Pek yok herhalde. Tamam. Evet. Gale Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem inni kad teraktu fikum ma in temessektum bihi len tadillu ba'di kitaballah ve sünneti. Size sarıldığınız müddetçe benden sonra sapkınlığa, dalalete düşmeyeceğiniz iki şey bıraktım. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an ve sünnetimdir. Bir de tabii şunu ben burada ifade etmiş olayım. Belki bazı arkadaşlar ya Arapça öğretmeni biri de nasıl hadisler Arapça ders veriyor gibi bir soru sorabilir. Bu kitabımızı biz Soner Gündüz hocamıza da sağ olsun okuttuk. Kendisinin arka kapakta yazısı da vardır. Şöyle herhalde ama tam net. Soner Gündüz hocamıza da Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi biliyorsunuz yani İşleri Başkanı Ankara ile hatta Üniversitesi'nde çalışmıştı. Çok değerli bir hocamız. Ben burada hadislerin sahihliği şutuna busuna girmeyeceğim. Zaten bu benim alanımda değil. Burada zaten hadis-i şerifin kaynağı verilmiş. Hani böyle tartışmalara da çok girmek istemiyorum. Yani böyle yapacak veya böyle hani böyle düşünen arkadaşlar varsa bu ders o ders değil. Onu ifade etmiş olayım. Ben burada hadis-i şerifi okuyacağım. Arapçam yettiği ölçüde sarf nahiv tahlilini vereceğim. Daha sonra da bu hadiste geçen kelimelerle ilgili Arapça sözcük dağarcığımızı geliştirmek adına cümle örnekleri vereceğim. O cümlelerde birlikte tercüme edeceğiz. Siz katılacaksınız neredeyse ama ben de zaten tercümelerini sizlerle paylaşacağım. Tercüme ederken de yine anlatılması gereken şeyler varsa anlatacağım. Dersimiz bu şekilde geçti. Yani burada bir hadisin işte sahih hadis mi o mu bu mu diye tahlil falan burada yapmıyoruz. Onu ifade etmiş olalım. Türkçesini okuduk. Kelime tahlillerine baktığımızda burada bakın bir terake fiili var. Terake yetruku terku. Birinci bab. Kökü terake. Türü salim. Terake terk etti. Teraktu beytiyel kadim. Eski evimi terk etti. Yine mesela bunun ismi meful'u kullanabilir. Metruk. Türkçemize de kullanıyoruz. Metruk terk edilmiş. Mesela şukka metruke. Terk edilmiş bir daire. Gariye metruke. Terk edilmiş bir köy. Metruk bir köy.
Hadis-i şerifimizde geçen diğer fiil temessek ettiydi. Tebesseke, temessekü, temessük. Tutundu, bağlı kaldı. Yani. Temessek. Babı tefaul babından. Kökü ne? Sözlüğe bakarken niye bakacağız? Mesleke fiiline bakacağız. Türü ne? Sahip. Bir diğer fiilimiz dalle yadillu dalalun. Zarf fiil bu. Dördüncü baptan dalle yadillu. Dalle yadillu. Dördüncü baptan. Mudaf fiil. Dalile yadlalu aslında. Dalle yadillu şeklinde olmuş. Dalalet diyoruz ya dalalet. Dallin diyor bizler. Dallin sapkınlar demek. Yolunu şaşırmışlar. Mesela dalilne tarik diyor Araplar. Yolumuzu kaybettik. Dalil net tarika. Yolu kaybetti. Dalil net tarika ilel hay. Mahalleye giden yolu kaybetti. Mahalle yolunu kaybetti. Dalle yadillu. Gul hel munebbi'ukum bil ahserine a'mala ellezine dalle sa'yuhum fil hayati dunya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune suna diye Kehf suresinde çok hoş bir ayet vardı. Çok çarpıcı. Yani dallerin böyle boşa çıkma anlamı da var. Amelleri boşa gitti onların. Dallerin böyle bir anlamı da var. Evet, kelimelere baktığımızda kitap kelimesi. Çoğulu kutup. Emener Rasulü ve melaiketihi ve kutubihi derken kutup. Demek kutup kitaplar. Kutup kayyime dersek değerli kitaplar. Evet. Ba'de sonra demek biliyorsunuz ba'de kable ba'de Ramazan dersek mesela nahtefilu bi Eid'ül Fıtr ba'de Ramazan namazından sonra Ramazan bayramı kutlarız. Nahtefilu bi Eid'ül Fıtr ba'de Ramazan ba'de sonra ve birleşik ifadede Kitabullah bu da isim tamlaması biliyorsunuz Allah'ın kitabı muzaf ve muzafın leş şeklinde gelmiş. Şimdi burada cümlelerimiz var. Bu cümleleri inşallah beraber okuyup tercüme etmeye çalışalım. Sizlerden de katkı bekliyorum burada. Ben de zaten gerekli tercümeleri sizler için yapacağım. Terekel alimur rahilu verâehu âthâran hâlideten yuntefe'u bihâ. Terekel alimur rahilu verâehu آثاراً خالدةً ينتفع بها ترك العالم الراحل وراءه آثاراً خالدةً ينتفع بها Çevirmek isteyen var mı? Hocam deneyebilirim. Tabii buyur deneyelim. Zaten amacımız deneyeceğiz. Ben zaten söyleyeceğim sizlere. Doğru. Kendi tercüme edeceğim. Buyur. Cümle olarak mı? Tabii cümle kendim. Olarak. Evet. Yani alimur rahilu yolcu olan alim mi? Yani yok, vefat eden alim diyeceğiz görüşürüm. Sanırım. Fatma Gülsüm Uslu Hanım. Evet. Evet, ya vefat etme anlamında sanırım rahil değil mi? Evet, evet. Merhum. Merhum alim arkasında kendisinden sürekli istifade edilen eserler bıraktı. Çok güzel, aferin. Evet. Vefat eden merhum alim arkasında istifade edilecek ölümsüz eserler bıraktı. Tekrar ediyorum tercümesini. Vefat eden merhum alim arkasında istifade edilecek ölümsüz eserler bıraktı. Burada bakın. El alimur rahilu el alimul merhum. Yani vefat eden. Öteki aleme göç etmiş bir sıfat tamlaması var. Cümlemiz fiil cümlesi, nahiv açısından fiil cümlesi. Cümlemizin öznesi bir tane sıfat tamlaması. El-alimu rahilu, alim kelimesinin çoğulu ulema. Ve ra'ehu arkasında bıraktı, car mecrur. Ve ra'ehu, yani dolar cümleş diyebiliriz daha açık ifadeyle. E-fâran halideten, mef'ulun değil. E-fâran halideten, ölümsüz eserler. Yine bir sıfat tamlaması. Yuntefe'u biha, kendisinden istifade edilecek. Kendisinden istifade edilecek ölümsüz eserler bıraktı. Kendisinden istifade edilecek ölümsüz eserler
Bırak. Temesseke mutesellikul cibali bi sahratin sulbetin ve kebiratin. Temesseke mutesellikul cibali bi sahratin sulbetin ve kebiratin. Yapmak isteyen var mı? Hocam merhabalar. Evet Hasan Burak, hadi bakalım. Deneyim hocam. Temesseke tutunmaktı. Mutesellikul cibal sanırım bu dağa tırmanan çok kişiler güzel. Oluyor. Dağcı. Bir sahretin, sulbetin ve kebiretin büyük ve sağlam bir kaya parçasına tutundu diyor çok herhalde. Güzel. Eyvallah Hasan, benim öğrencim. Aferin Hasan. Teşekkür ederim. Dağcı sert ve büyük bir veya sert bir kaya daha uygun galiba. Genelde sert bir kaya dedik. Sert ve büyük bir kayaya tutundu. Temesseke bir tutunmak. Temesseke bir şeye tutunmak. Temesseke bir hayat. Temessekel maridu bil hayat. Hasta yaşama tutundu. Temesseke bi tutunmak bir şey. Dallel keşşafune tarika ilel muaskar. Dallel keşşafune tarika ilel muasker. Yapmak isteyen var mı? Ben yapabilir miyim hocam? Evet, Tenzile Gürbağ, buyurun. Dalle yolunu sapıttı, kayboldu. El keşafune izciler diyebilir miyiz hocam? Evet, izciler, güzel. İzciler attariqa yolunu ilel muaskeri yani kampa giden mi oluyor? Güzel, izciler kampa giden yolu kaybetti. Tercümesi bu, güzel. İzciler kampa giden yolu, muasker bu arada kamp demek. Gale Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma tekeffelallahu limen kara'el Kur'ane ve amile bima fihi en la yadille fit dunya ve la yeşka fil ahira. Evet, çalışmamızda böyle özlü güzel sözler de var. Bunu da Allah Kur'an'ı okuyan ve ahkamıyla amel eden kişinin dünyada sapkınlığa düşmeyeceğini, ahirette de sıkıntı çekmeyeceğini taahhüt etmiştir. Tekrar okuyorum. Allah Kur'an okuyan ve ahkamıyla amel eden kişinin dünyada dara düşmeyeceğini ve ahirette de sıkıntı çekmeyeceğini taahhüt etmiştir. Tekeffere taahhüt etmek. Limen kara'al Kur'an'a, Kur'an okuyan kişiyi ve amile bima ve onunla amel eden elle yadille fid dünya, dünyada dalalete sapkınlığa düşmeyeceğini ve la yeşka fil ahire, ahirette de mutsuz olmayacağını, sıkıntı, talihsizlik yaşamayacağını taahhüt etmiştir diyoruz. Ye eti idul edha ba'de idil fıtır. Evet, vaktimiz dolu onun için ben biraz hızlıca geçeceğim. Dersimizin herhalde anlaşıldı nasıl geçeceği. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan sonra gelir. Ete ye eti gelmek. İdul edha Kurban Bayramı. El-Kur'an fihi khabaru men kablekum ve nebe'u men ba'dekum ve hukmu ma beynekum. Çok güzel bir sözdür bu da. Kur'an'da sizden öncekilerin ve sonrakilerin haberleri ve sizin aranızda hükmedeceğiniz hükümler vardır. Hadis-i şerif ile bu. Men kara harfen min kitabillahi ve felahu hasenetun vel hasenetu bi aşri emsalihâ. Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa onun için bir hasene sevap vardır. Her hasene için ise 10 misli sevap vardır. Ve son olarak bir şiirimiz var. Evfâ sadîkin in halavte kitâbi elhû bihi in khâneni ashabi la mufşiyen sırran izâ avda'tuhu ve efûzu minhû bi hikmetin ve sevap. Evet, ben şöyle çevirmişim. Yalnızlığımda en vefalı dostum bir kitabım benim. Dostlarım yüz çevirdiğimde onunla vakit geçiririm. Sırrımı veririm ona. Pek de güzel satlar onu. Ondan alırım hikmeti ve doğruluğu diye. Böyle Arapçamız yettiği diye çevirmişiz. Tekrar okuyorum çevirisini. Yalnızlığımda en vefalı dostum bir kitabım benim. Dostlarım yüz çevirdiğimde onunla vakit geçiririm. Sırrımı veririm ona. Pek de güzel satlar onu. Ondan alırım hikmeti ve doğruluğu. Cahıza, el-Cahız. Biliyorsunuz kadim Arap dili alimi, ona ait bir beyit. Evet değerli arkadaşlar, dersimiz bu. Hocam ben bu dersi sevdim, istifade ederim değerli arkadaşlar olursa ve belli bir sayımız olursa ben medrese öğretiminde benim prensip
olduğumu biraz biliyorlar. 2-3 kişi veya 4-5 kişi olursa ben ders yapmıyorum. Ama belli bir en az 10 kişilik bir sınıfımız oluşursa seve seve bu dersi işlemeye teşneyiz, hazırız inşallah. Bakarsınız, kendi içinizde düşünüp taşınırsınız. Ona göre ben bu dersten istifade ederim. Hem hadi söylenirim, hem kelime bilgim gelişir, tercüme becerilerim gelişir diyorsanız beklerim. Bu ders pek bana uymaz, biraz daha farklı şeyler düşünüyorum diyorsanız da yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun.